Yani çalışmayan bir iş yerini kim almak ister? Almak istemiyor kimse. Sonuç olarak esnafın durumu iç açıcı değil. Pandemi sürecinin en mağdur kesiminden biri de aylardır kapalı olan kahvehane, kıraathane esnafları oldu. Esnaflar dükkan kiralarını ödeyebilmek için artık öz varlıklarını satmak durumunda kaldı. Oda Başkanı Hakan Gönay, esnafın sicili bozuldu, esnaf artık battı diyebiliriz dedi. Şimdi 6 aydan beri pandemi dolayısıyla kapalı olan iş yerlerimiz tabii beraberinde çok büyük sıkıntıları da getirdi. Esnafımız dönemde yalnız bırakıldı, yardıma muhtaç durumda kaldı esnafımız. Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, Kasım ayından bu yana kapalı olan kahveci esnafının ekonomik açıdan çıkmaza girdiğini, sigorta, kira, elektrik, su ve doğalgaz gibi giderlerini ödeyemeyince artık öz varlıklarını satmak zorunda kaldığını kaydetti. Yapılan nakdi yardımlar da 1 liralık yardım. Gerçekten yani yardım demeye dilim varmıyor bunun da. Ekmek parası diyelim. Yani 1 liralık yardım şu anda bizim ne bağkurumuzu ödüyor, ne sigortamızı ödüyor, ne kiramızı öder, ne elektriğimizi, doğalgazımızı. Yani sonuç olarak sadece bizim yaşantımız bir iş yerinden ibaret değil. Bunun bir de ev kısmı var. Yani aile ortamı var. Yani şimdi bu kadar zor durumda kalan esnafımız 1 lirayla, 500 lirayla kira yardımıyla geçinecek pozisyonda diye zaten. Yani 500 lira kira yardımı yapıyoruz dediler. %90'ına red cevabı geldi. Yani %90'ı zaten bu kira yardımlarından faydalanamadı. Tekrar düzeltme butonuna basıp müracaatlarını yaptık. En az onlardan da bir dönüş yok zaten. Şu anda esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadığı gibi gerçekten çok kötü bir durumda. Yani kullandığı en azından devletin verdiği esnaf kredileri, esnafa yaptığı kredileri ötelemekten yana dediler ki 6 ay öteliyoruz biz bu tarihlere dengelenleri 6 ay öteliyoruz dediler. Ama 6 ay faizini öteliyor. Yani bunları ötelemekten çok devletin yapabilme imkanı varsa %50'si olur, tamamı olabilir ama %50 gibi bir nakdi olarak verilen 25 milyar paranın o %50'sine tekamül eden kısmını affedebilir. Yani bunlar çözüm değil zaten. Esnafın sicili bozuldu sicili. Esnaf artık kredi kartlarını çevirebiliyordu bu dönemde. İş uzayınca 3 ay gibi bir dönem oldu bu dönem. 3 ayda artık tıkandı. O nakit akışı da durduğu için artık onu da çeviremiyor. Yani esnaf battı diyelim biz. Bu işin tamiri çok uzun sürecek. Yani küçük esnaf artık kendini toparlama olayı biraz daha sık. Çok zor gibi görüyorum ben. Bu iş yerleri açılsa bile büyük ihtimal yine kısıtlı açılacak. Çok kişi iş yerini devretmek istiyor, kapatmak istiyor. Fakat esnaf kredisi çektiği için kapatamıyor. Kapattığı zaman bu paranın tamamını geri istiyor devlet. Devretmek istiyor, iş yerleri kapalı. Onu da yapamıyor. Talebi yok zaten. Yani çalışmayan bir iş yerini kim almak ister? Almak istemiyor kimse. Sonuç olarak esnafın durumu iç açıcı değil. Yardımların, nakdi yardımların arttırılmadığı sürece esnaf bu işin içinden çıkması mümkün değil. Yani kendi çabasında çıkamaz. Zaten öz varlıklarını satmaya başladı. Çoğu kişi borçlanmaktansa biz bunları baştan satalım, ödeyelim dedi. Zaten bir varlık kaybı artık yaşandı. Bundan sonra gelecek görmediği için bu iş yerinden kendi başının çaresine bakmayı düşünüyor. İşte bu işler normale döndüğünde iş yerlerini kapatıp büyük oranda dönüşümler olacak bizde. Ki onun girişimleri var. Sıkıntılar dolayısıyla kapatamıyor şu anda esnaf.